tel kadayıfın genel şerbetini yaparak işe başlıyorum. Burada aslında bire bire yakın bir şerbet olacak. 2,5 bardak toz şeker var. Bunun üstüne 1,5 bardak suyu şimdi ekliyorum. Sütlü şerbetlerde genellikle sütü piştikten sonra eklemenizi öneririm. Yani sütü kaynatmak, kesmek ve benzeri bir işlem yapmamak adına şu bir, şu da 1,5 olan suyu ekledim. Altını yakıyorum ve şeker eriyene kadar hiç durmadan karıştırıp bunun bir şerbet kıvamına gelmesi. Şerbet güzelce kaynadı. Daha da fazla kaynatmaya ihtiyacım yok çünkü şekeri çok yoğun bunun. Yapacağım şey şu. Ayrı bir kasenin içerisine çıkartacağım bunu. Ama çıkartmadan evvel içerisine her zaman olduğu gibi birkaç damla limon suyu sıkacağım. Şöyle altını kapatıyorum. Şerbetin kıvamını bağlasın diye. Karıştırıp burada harici bir kasenin içerisinde soğuması için kenara bırakacağım. Şerbeti kenara alayım. Azıcık burada soğusun. Tereyağını eriterek işe başlıyorum. Burada 250 gram kadar tereyağı var. Çok geliyor olabilir ama bizim kültürümüzdeki şerbetli tatlılarda doğru ayarda yağ kullanırsanız çok lezzetli oluyor. Sadece eritiyorum. Sıvı sürülebilir bir kıvamda olsun istiyorum. Çok da fazla ısıtmadım ki yani az sonra kadayıfla beraber harmanladığım zaman elimi yakacak kıvama gelmesin. Yağ eridi, olay tamam. Mümkün olduğu kadar kırmadan, yırtmadan bu kadayıfımı tezgahın üstünde şöyle uzun uzun şeritler halinde açmak istiyorum. Ne kadar az yırtarsam benim için o kadar iyi. Ne kadar kadayıf var burada? 300 gram kadar tel kadayıf var. 300 grama 250 gram kadar tereyağı kullanacağız. Ve ilk yapacağımız şey bunu böyle burada güzelce açtıktan, mümkün olduğu kadar şu böyle topaklanmaları ayırdıktan sonra tezgahın üstünde bunları yağla buluşturacağım. Ve elimden geldiği kadar her taraflarını yağlayarak bunların iyice ıslanmasını sağlayacağım. Hepsini bir anda dökmeyin. Azıcık azıcık dökün. Şöyle, şöyle. Sonra kadayıflarınıza yağla beraber hafiften masaj yapar gibi havalandıra havalandıra iyice tereyağlı ıslanmalarını sağlayın. Kısmen ince uzun şeritler yapmanızı isteyeceğim. Şöyle. Bu ince uzun şeritleri birazcık dışarı taşıyacak, birazcık da içeride kalacak vaziyette kabınıza böyle güzelce seriyorsunuz. Çok kalın yapmamaya, çok topaklı yapmamaya çalışın. Özenle bunu böyle bir kısmı içeride, bir kısmı dışarıda kalacak şekilde yaymanız lazım. Şöyle güzel katmanın içerisine bir ya da iki kaşık kadar bu pirinç fındıktan koyuyorum. Sonra da kenardan böyle içeriye doğru bunu alıp kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bak görüyorsunuz şu anda yakından. Mesela aşırı kalın bir katman değil. Fakat pirinç fındıklar da dışarıya doğru taşmıyor. Dışarıya doğru çıkmıyor. Çok da böyle kırık kırık bir hale gelmedi kadayıfımız. Gayet güzel bir kıvamda. Şöyle bir şey yapacağım. Bir bardağın tabanıyla bunun üstüne hafiften bir bastıracağım her tarafına. Kadayıflar iyice birbirine yapışsın istiyorum. Sonra da bunu alıp fırın kabımın içerisine az evvelki yaptığım gibi ters çevirip bir hamlede çıkartacağım. Bu şekilde. İşte budur. Son dokunuşları da yaptıktan sonra bu arkadaş hazır. Direkt olarak 200 derecelik fırına atacağım bu arkadaşları. 200 derecede yaklaşık 25-30 dakika kadar pişecek. Sonra çıkartıp şerbetini vereceğim. Hafif soğuttuğum bir şerbetim var. Ondan sonra da şerbeti çekene kadar bekleyip bunu servis yapacağım. Şerbetim soğuduktan sonra bunun içerisine 1,5 bardak kadar süt karıştırıyorum. Tamamen söylediğim sebeplerden dolayı yani kesilme ihtimalini sıfıra indirgedikten sonra bu şerbeti sütle beraber güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırıyorum. İyice karıştırıyorum. Artık fırından çıkacak olan tatlının üstüne böyle gezdirmek için güzel bir şerbetim var. Fırından çıkacak tatlı dedim. Beni unutma dedi.
Dikkatli bir vaziyette. Vay 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 vay. Bak nar gibi kızarmış. Müthiş kıvamda. Ve olağanüstü güzel. Hiç vakit kaybetmeden sıcak tatlıya soğuk şerbet. Cozlamazsa para yok. İlk başta her zaman olduğu gibi birazcık fazla gibi gelebilir ama gezdirdikten sonra bu şerbeti güzelce çekiyor ve ıslanıyor. Kendi şeklini, kıvamını muhafaza ediyor. Ondan sonra da soğutup servis ediyorsunuz.